abi Abdülkerim Bardakçı'dan bahsedeceğim ki şu maçta 5'te 5 beş yaptı ikili mücadele kazanma çok atak kesti sanki Abdülkerim Bardakçı'nın bu motivasyonunun altındaki sebeplerden bir tanesi Ali Koç gibi geliyor bana transfer dönemini hatırlayalım Ali Koç'un Abdülkerim Bardakçı'nı talep ettiği ücrete daha dün yıldızlaştın ya da dün parladın bugün bu paraları mı istiyorsun gibi bir yaklaşımla konuya eğildi ve sonrasında da transferin gala sıraya döndüğü bilgisi vardı Sanki oyuncu da biraz da bunun motivasyonuyla sahaya çıktı ve çok da güzel. Bence Galatasaray kariyerinin en iyi maçlarından bir tanesini oynadı Abdülkerim Bardakçı. Tabi e, tabii doğrudur. E, çünkü bakın bir oyuncuyu anlaşamayası teklif edersiniz teşekkür edersiniz. Ama bir oyuncu bu paraları mı aldın bilmem ne diyerek eleştirmek bence son derece yanlış. Siz transfer teklif ediyorsunuz. Evet. Oyuncu da bir talepte bulunuyor para olarak. Vermezseniz teşekkür edersiniz ayrılırsınız. Niye oyuncuyu aşağı çekmeye çalışıyorsunuz? Niye onu itibar hale getirmeye çalışıyorsunuz? Yani hem Fenerbahçe'ye oyuncu layık görürse oynaması için ama para olarak görmüyorsunuz. E tamam bakın Galatasaray'ın bir sözüne e, hareket etti. Geldi imzayı attı. O gün söylediklerini unutmayalım tamam. Abdülkerim'i. Bu maçta çıkıp oynaması da e, şu mesajı vermiştir. Kaçırdığınız balığı görün demiştir. Marka sonrasında yerli bir oyuncuya sol ayakla o sol ayaklı bir stopere yatırım yapmak Galatasaray'ın en doğru hareketlerinden biriydi. Bunu da sezon başı söyledim. Arkadan çıkışları, e, uzun top atmaları. Yani Abdülkerim büyük takımda daha da gelişir ve kendi daha büy büyütür. Çünkü Abdülkerim'in yaşı gelişmeye de müsait, büyük takım refleksini kazanmaya da müsait. Abdülkerim sahne yerlerinden biri de Nelson'da birlikte. Nelson'da inanılmaz oynadı. Bu kadar mücadele. İşte dediğim gibi offside gol olmasaydı yani kıl payı offside yerden çıkıp kafayı vursa Nelson'un devamında Abdülkerim golü atacaktı. Galatasaray'ın iki iyi oynayan stoperi orada iki pozisyona damga vurdular. Ama offside'e takıldılar. Ayrı bir konu. Bu oyuncuları yönetmek transfer dedikoduları içerisinde Nelson'un bu performansı vermesi alkışlanacak bir tavır diye düşünüyorum ben. Yani Nelson transferden kendini soyutlamış. Galatasaray'da yüreğini ortaya koyarak oynamaya devam ediyor. Abdülkerim de böyle. İnanılmaz mücadele ediyor. Tekmeye kafasını sokuyor. Yani ben bu kadar etkili oynayan bir takım görmedim. Yani Galatasaray'ın kaybetmeyeceği inancım çok fazlaydı. Lider olur dedim. Bu inancım devam ediyordu. Maç başlamadan evvel ama maçı gördükten sonra Galatasaray bu maçı çok rahat kazanır dedim ya. Fenerbahçe oyuncular Galatasaray'a karşı oyunun hiçbir dakikasında üstünlük kuramadılar. Bu Galatasaray'ın taktik anlayışının ötesinde Galatasaraylı oyuncuların biz rakipten daha iyiyiz sahaya verdikleri mesajın göstergesiydi. Dolayısıyla bunun bir bütünlüğü oca var, oyuncular var. Ve o taraftardan bir daha söylüyorum asla etkilenmediler o ambiyastan. Gerçekten şaşırtıcı bir biçimde üst düzey bir oynanırlar. Yani bugün bu oyunu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde de e, Şampiyonlar Ligi'nde de fark yaratır bir oyun tarzı diye düşünüyorum. Ya ben bu kadar çok pozisyona giren, rakip defansın arkasına bu kadar atak yapan bir Galatasaray takımını izlemedim. Dediğim gibi son vuruşlarda başarılı olsalar yani Parti başkan eli diyor ki biz bu skorlara alışkın değiliz diyor burada. Daha hiçbir daha göremeyeceğiz skorlarla karşı karşıya kalabilirdik, kusura bakmasın. Evet. Levent abi 27 dakika oldu. Şu an binden fazla taraftar bizi izliyor. O yüzden Teşekkür ediyoruz onlara. Yayını ben kapatmıyorum. Sen ne zaman yeter dersen o zaman kapatalım. Ve sana da ben nefes aldırmak için de e, anonsumu yineliyim. Bu sırada da sana nefes aldırayım. Galatasaray taraftarları bu videoyu ne kadar çok beğenirlerse videomuz da YouTube tarafından o kadar fazla Galatasaray taraftarının önüne düşer. O kadar fazla Galatasaray taraftarına önerilir. O yüzden bu videoyu beğenen kanalımıza abone olup olup 13 Ocak'ta oynayacak Hatay Spor maçı ile ilgili tahminde bulunan doğru bilip bilmemeniz önemli değil. Videoya yorum olarak atabilirsiniz. Tahminde bulunan bir 5 taraftarımıza DNR'dan hediye çeki veriyoruz. Ee, DNR hediye çekini kazanmak için de videoyu beğenmeniz, abone olmanız ve Hatay maçı ile ilgili tahminde bulunmanız yeterli. Levent abi Güray Vural ismi çok konuşuluyor. Solbek için. Okan Hoca'nın Akisar döneminden öğrencisi zaten. Yavaş yavaş böyle gerçekten de transferi yavaş yavaş herhalde Galatasaray açacak. Sen birçok programımızda bahsettin, zaten çalışmalar yapılıyor demiştin. Taraftarlar da biraz transferde ne var ne yok onu da soran taraftarlarımız var ve şunu da okuyayım. Onur Karada çok ısrarla yazıyor. Galatasaray şampiyonu olursa Levent abinin yüzü hürmetine 10 kişiye forma et, hediye etmek istiyorum diye yazmış Onur Karada. Biz Onur'un adına, Onur Karadağ adına Galatasaray şampiyon olursa 10 formayı bize hediye edelim Levent abi. Ee, taraftarlara imzalı formayı bize hediye ederiz. Galatasaray şampiyon olursa Onur Karadağ'ın adına da biz hediye etmiş olalım. Transfer dönemini nasıl buluyorsun Levent abi? Galatasaray'da Valla ben şampiyon. E, bir yerli sol bekle anlaştıklarını duydum. Bu dedin Güray mı? Çünkü Fatih Hoca da bir dönem istemişti. Çünkü Güray Türkiye'nin en iyi orta yapan beklerinden bir tanesi. Doğru. Çok e, kesici orta yapanlardan bir tanesi. Menajer de Erdin Şehit bunun. Benim de hmm. arkadaşım. Galatasaray'a çok istedi olmadı bu işler. E, ama bir yaşı da var unutmayalım. 34 yaşında falan yarılmıyorsam. Bir hata yapmayayım yani. E, 30'lu yaşların üzerinde galiba. Bir hata yapmayayım. E, Güray Vural'la ilgili. 30 olabilir. Ama futbolda bu yaş yok. Bir dönem için e, elini güçlendirmek adına e, Güray Vural'ı almak Galatasaray'ın ikinci yarıdaki katkı sağlar diye düşünüyorum. Bu yerli oyuncunun bir farklı bir yerli olacak başka yerli oyuncu olur mu? Onu çok net olarak bilmiyorum. Hı hı. E, dün de öğrendim ben bunu. Dedi ki Okan Hoca dedi e, bir bakalım bir dakika şu anda evet 88'de 34 yaşında doğru biliyorum ben. 35'e girecek 34 yaşında. Ee, hanım destek veriyor buradan da. Oradan alıyorum yani. Vete ablan. Şimdi Betim gerçek anladım. var ki selamları var onun da. Bir gerçek var ki yani sonuçta Güray kendine iyi bakan bir insan. Fatih Hoca çok istedi iki sene evvel e, almak Hı. için. Ama bu transfer maalesef gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi bilmiyorum. Yani Güray'ı iyi tanıyor. Türkiye Ligi içerisinde özellikle kenarlardan müthiş orta yapacak bir adam. Neden? Tamamen yabancıya bağımlı oynadığınız takdirde yerli e, ayağı kullanamıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, e, Kerem oynattığınız takdirde, Gürey'i oynatıp, Abdülkerim oynattığınız takdirde yabancı oynatma şansınız fazla oluyor. Ne oluyor? Icardi, Santerfor, Mertens, Oliver, Lucas. O zaman evet. daha güçlü bir kadro oluyor. Dolayısıyla Okan Hocanın sol beke bir yerli araması doğru. zaten çok araştırmadım. Senden duyduğum için söylüyorum. Evet Galatasaray yerli bir sol bek aldı. Bak söylüyorum. Yerli bir sol bek aldı. Ha bu Güray mıdır? Bir başkası mıdır onu bilmiyorum. Çünkü bana gelen dün bilgi bu konudaydı.